Bir konu mu var ortada Erkancan? Ya biz bunu niye çağırdık? Niye çağırdık? Rol kapmak için. Rol kapmak için. Sen böyle diyorsun. Ya seks filmi ise, ya bir pornografik bir filmse, ifadeler, libido, öte tarafta harmek, gürmek. Ya hakikaten bana işin entel dantel konuşturacaksınız. Festival filmi diye bir film olmaz. Ya film festivali olur. Arok'taki sanat yönetmeni çok iyi. Dijital efektler çok iyi. Nerede yarışacak o? Kendim yazdım, kendim çekeceğim, kendim oynayacağım, kendim montajlayacağım. O zaman muhtemelen milyonda bir rastlanan bir cilt hastalığıymış bu. Ergenliğim biraz problemli geçti. Ya buna yeterlik vermezsek ben kaydı keseceğim, çıkacağım. Siz baş başa konuşun. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık konuşalım. Evet Erkan abi. Evet. Söyle bakalım, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Bilmiyorum. Tavuğuna bağlı. Tavuğuna bağlı dedi ya. Evet, tavuğuna bağlı. Anladım, sen bu konuda bayağı dolusun demek ki. O zaman biz bunları masaya yatırmadan önce uzun uzun konuşacağız belli ki. Bir su içelim, dilimiz damağımız kurumasın. Böbreklere çalışalım biraz. Böbreklere çalışalım. Bak, güzel su. Erkancan Tarihi Çınar, elimizde suyumuz Gürpınar. Çağlar gideriz biz. Bizi kim tutar? Olduğu kadar. Olduğu kadar. Bağla. Bu güzel, güzel oldu. Acı konuşalım. Evet. Hoş geldiniz Yüksel Aksu. Hoş bulduk. Keyif yerinde mi? 10 numara. Yeni çalışmalar hazırlanılıyor. Çalışıyoruz işte, eşimize, dostumuza okutuyoruz. Okuyan evet. Var, okumayan okuyan var. Okuyan var, okumayan var. Yani sayın, hiç okuyanla okumayan bir olur mu sayın abi? İşte hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu? Zaten biliyorsun Resulullah'a gelen ilk ayet ikra. Oku. Seni bir cam pıhtısından yaradan Rabbinin adıyla oku. Bu haseple devamlı okuyorsunuz. Ben saygı duyuyorum yani. Ya oku oku, biz işin içinden çıkamıyoruz yani. Herkes bir şey tutmuyor elimizde. Şu aralar çok okuyoruz. Seninkine sıra gelecek. Seninkine sıra gelecek. Gelecek. Ne oldu? Bir laf mı söyledi ki? Allah Allah. Bir konu mu var ortada Erkancan? Ya biz bunu niye çağırdık? Niye çağırdık? Bu arkadaşımızı niye çağırdık? Rol kapmak için. Rol kapmak için. Rol kapmak için. Rol kapmak için çağırdım. Rol kapmak için. Evet. Sen böyle diyorsun. Evet. Ya ben öyle ya diyorum ama. Öyle bir şeyden dolayı çağırdığımızı ama söylüyorum. Öyle değil. Anladım. İki aydır bir senaryo mu okumadın ya? Oğlum okuyacak vakit. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. İki aydır bir oyunumuzu okumadın. Buyurun. Ben hem senaryo okumadım hem oyunu okumadım. Ben iki katı suçluyum yani. İkra, oku. Ya tamam. Eyvallah. Buna bir şey dediğimiz yok. Şimdi arkadaşlar, sevgili sayın seyirciler. Ve dinleyiciler. Şimdi şöyle bir problemimiz vardı bizim Yüksel'le. Problem değil de projelerimiz var. Bu projeler konusunda Yüksel bize bu öne yükleniyor. Değişik yerlerden giriyor. Biraz kızıyor falan filan. Haklı. Haksız demiyoruz. Şimdi bu projelerin senaryosu var. 2 tane senaryo var. Okuyun. Birini film yapacağız. Birini tiyatro yapacağız. Buradan da söyleyelim. Diyor. Bunu 6 senedir söylüyorum. Neden okumadınız? Yok, tam olarak 30'a 20-25 yıl. Ne söylüyorum? Tabii. Bize. Ama beni onur eden bir yanınız var. Şu cümleyi de kurdunuz. Sen yazdıysan okumaya ne hacet? Vallahi o da ayrı konu. Ayrı konu. Hakikaten öyle. Biz hep oradayız. Evet. O işin tamam. Güvencesi. Sana evet. Güvendiğimizin evet. İfadesidir. O yüzden... Gerek yok. Ben sana anlatıvereceğim. Hani aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni var ya. Orada Yavuz Erçetinkaya rahmetli. Evet, Yavuz ona soruyor ya Şener Şen. Senaryoyu nasıl buldun diyor. Senaryoyu okumadım ki ya diyor. Nasıl diyor. Sen anlatırsın bana ya. Sen anlatırsın bana ya diyor. Evet, saniye, güzel o lezzet. Ya, güzel. Öyle güvenmiş yani. Sen bana güvenmişsin. Ben ne yazarsam bitti gitti. Evet, anlatırsın. Allah ayrıca, muhafaza. Allah muhafaza. Ya seks filmi ise. Ya bir pornografik bir filmse. Ya senin buralarını çekip de dublere çıplak vücudunu kullanırsam. Şu bakışları, ifadeler, libido. Öte tarafta harmek, gürmek, şu bu falan. O zaman nasıl olacak? Çoban kızı gibi. Onlar eskiden yapılmış belki. Ya eskiden ama... hatırlasanız da sen de bilirsin o hikayeleri. Yani senaryo yokmuş ya da sigara paketlerinde senaryolar varmış. Oyuncuya şuradan içeri giriyorsun, buraya bakıyorsun, şu lafı söylüyorsun diyorlar. Bir sürü sahne çektiriyorlar. Sonra bir bakıyorlar. Oyuncu bir film parası almış. 3 film çekmişler hiç şey. Öyle şeyler de var yani. Benimkisi daha tehlikeli iş. Acı konuşalım. Peki Yüksel Aksu, şimdi filmografinde hep böyle daha çok kırsal, Ege falan onlar var. Çoğunlukla öyle filmler. Ya hiç mi böyle şehirli, beyaz yakalı hikayesi gelecek mi hiç acaba? Onu ben bilinçli planladım. Çocukluğumda ben Mersinli İsmail'i, onun hasta kalbimin ilacı sensin. Onu hatırlarsın abi sen. Evet.
Sonra biliyorsun Kahtalı Mıçı. Hı hı. Arkasında Ankaralı Turgut. Arkasında Ankaralı Namık derken neden bir yönetmen olmasın? Muğla'lı Yüksel Aksu. Muğla'lı Yüksel Bunu Aksu. Bunu ben markalaştırmaya çalışıyorum. Benim paternim bu diyorsun yani. Evet. Dolayısıyla beyaz yakalıdır. Efendime söyleyeyim sarı yakalıdır. Bir daha bakacağız yani. Ama işin gırgırı bir yana ben çok dizi çektim yani. Beyaz yakalı, sarı yakalı işte odur budur. Yani mesleki olarak, profesyonel olarak bir sürü dizi çektim. Yok hikaye anlatıcısı olarak, kendi filmin olarak, otör olarak demek istiyorum. Otör olarak var. Beyaz yakalı olmayabilir ama hakikaten kentlerde geçen, dünyanın başka yerlerinde geçen bir şeylerim olacak işte. Yavaş yavaş geliyoruz ya. İşte Muğla'dan çıktık. Aydın'a uğradık ikinci filmimizle. Üçüncü filmi Balıkesir tarafında çekip yavaştan İstanbul'a İstanbul'a doğru şey azet edeceğiz. Güzel. Peki senin böyle meftun olduğun bir tür tarz var mı sinemada? Hani sinemada türler var ya ne bileyim avantgard filmi, avantür filmler işte ne bileyim korku sineması, festival filmi, bir takım böyle yaftalar şeyler var yani. Hani daha konvansiyonel sinema, genel hitap eden sinema gibi. Senin böyle türler arasında bir tercihin, sevdiğin bir şey var mı? Genel olarak şundan eminim. Korku sinemasını sevmem. Ya birincisi ben korkmam öyle şeyden. Giovanni Scognamiglio Allah'tan şu anda hayatta değil. Olsaydı. Hay, ayıp bir şey mi şimdi? Yani Alfred Hitchcock'un ipini de seyrettik. Kuşlar. Kuşlarını da seyrettik falan. Analitik olarak öğrencilikte veya ders olarak veya sinematografi olarak okuduk, izledik. Ama insan evladını 90 dakika korkutmak için milyon dolarları harcayıp illa korkutmak istiyorsak bir pusu kurarız veya telefonla tehdit ederiz. Ama tek tek bunları yapmak çok zor. Yani işte bir toplu olarak korkutmak için de bir film yapıyorsun. Yani bireysel çalışmak, birebir çalışmak bu noktada çok zor. Ya hakikaten bana işin entel dantel konuşturacaksınız. Şimdi korku filmi aslında bir ucuz katarsizim. Ne mevzu? Korkutacak, korkutacak, korkutacak. Film bitti. Oh, salondan çıkacak. Şık bir katartik süreç yaşamış. O iyi ki Allah'ım. Bunlar şükür. Benim başıma gelmiyor. Ha falan filan. Kuşlar. Alfred Hitchcock'un Kuşları. Türkiye'yi uyarlamaya kalksan şimdi. Yani şimdi 9 kurşunu olan, 6'lı fişeği olan bizim Anadolu'da kuşlardan korkulur mu? Korkar mı Anadolu insan? Ya da insan evladını korkutmak için senaryolar yazmak, setler kurmak, bütçeler... Akıl kârı mı diyorsun? Zaten Türkiye bir korku ülkesi. Sokağa çıktığın anda her yer korku. Levye ile çıkan adam, kavga, dövüş, kaza vesaire vesaire yani. Şimdi korku, bir korkuyu sevmiyorum. Bir de öyle romantik komedi falan gibi türleri çok sevmiyorum. Genel olarak sinemanın bütün türlerini, bir sürü türünü seviyorum. Ama esasen hakikata değen, hayata değen, gerçekçi, esasen Fransız ve İtalyan sineması, kısmen Amerikan sineması ve daha eski Sovyet sineması falan bunlara bayılırım. Bu festival filmleri falan gibi bir kategori var ya, festival sineması, festival filmi gibi bir sanki böyle bir şey var. Böyle bir kulvar var gibi konuşuluyor her zaman. Ne bileyim daha az diyaloglu, daha çok hikayenin değil ama hikayenin nasıl anlatıldığının öne çıktığı, yönetmenlik şeylerinin daha başka türlü bir yerden, paternden gittiği bazı bir festival filmi şeyi var. Kalıbı var sanki. O filmlere nasıl bakışın senin? Konuştuk ettik, röportajlar verdim, workshoplar yaptım. Ben orada problem görüyorum yani. Festival filmi diye bir film olmaz. Yani film festivali olur. Evet. Festival filmi kafası bir türe odaklanma, daralma anlamına. Film festivali başka bir şey, festival filmleri başka bir şey. Film festivali deyince de festival sözcüğün gerçek anlamıyla herkesin bildiği gibi eski dilde fuarlar, işte toplantılar, karnavallar, şunlar bunlar. Bir festival yapılır. İçinde çocuk filmi olur, korku filmi olur, komedi filmi olur, macera filmi olur ya da başka bir sürü türü olur. Festival filmi terimi çok eski bir terim. Art house diye geçiyor. Yani sözcük anlamı evde yapılan sanat gibi, art house, ev kurabiyesi gibi falan filan. Bunlara karşı değilim. Ama yegane sinemanın bu olduğu dayatmasına karşıyım. O zaman Gurbet Kuşları ödül almamalıydı. Türkiye festival tarihinden baktığımız zaman Susuz Yaz'a ödül verilmemeliydi. Yılmaz Güney'in Yol filmi bugünkü standartlarda art house'un hiçbir yerinde değil. Neredeyse Sürü aynı şekilde. Umut, Seyitan falan. Art house diye bir hibrit olduğunu düşündüğüm bir tür tamamıyla sinema festivallerini işgal etti ve bu sinema festivallerinde kriterleri, kıymetleri biraz karıştırmaya başladı diye düşünüyorum. Uzun bir hikaye ama şundan eminim. Sinema festivali ya da otomobil fuarı ya da her neyse o, sektörün uzmanlarının ya da akillerinin toplandığı ve yeni deneylerin, yeni estetiklerin arandığı ya da mevcut öğrenilmiş estetiklerin değerlendirildiği, filmlerin envanterlerine ayrıldığı, buna göre de
bu kategorilere göre de değerlendirildiği yerler olmalıdır diye düşünüyorum. Mesela Yüksel Aksu'nun iftarlık gazozu. Diyelim ki kötü bir senaryo, kötü bir yönetmenlik ama taş gibi görüntü yönetmenliği var. Bunun festivaller alınması gerekiyor ve değerlendirilmesi gerekiyor. Ama Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı'nın festivali almıyorsun mesela. Gibi. Yani en bu konuda en şey örnek şey Mahsun. Ya Mahsun filmlerinin görselliği çok iyi. Oradaki görüntü yönetmeni çocuğun ne suçu var? Arok'u çekti Cem Yılmaz mesela. Arok. Arok'taki sanat yönetmeni çok iyi. Dijital efektler çok iyi. Nerede yarışacak o? Şimdi İstanbul'dan başlayıp aynı tür filmlerin Adana'da, Antalya'da, Malatya'da neredeyse Bursa'da aynı janrın birbirine dolanıp durması bu sinemayı güdükleştiren bir şey. Güdükleştiren, tektipleştiren. Ama Berlin de böyle, Cannes da böyle. Olabilir. Hemen hemen yani birbirinin muadili oluyor zaten bunlarda. Evet. Böyle bir şey dediğin gibi hibrit belki de bence de katılıyorum ben bu ifadeye. Hibrit, bence hibrit. Bir hibrit bir durum bu tabii. Ama Berlin böyle, Cannes böyle diye ben böyle olmak zorunda değilim bir. İki, bu uzun bir hikaye. Bununla ilgili bilmiyorum doğru bir formatta mıyız ama bu 30 yıllık, 40 yıllık tırnak içine yeni saha. Ya bununla ilgili bazı araştırmalar var. 1980'lerden sonra dünyada önemli sermaye grupları, önemli holdingler vesaireler bu konuda kaynak kitap da verebilirim. İletişim Yayınları'ndan çıktı. Sanatın özelleştirilmesi galiba. Kitabın tam adı. Ya böyle kültür ve sanatı, resmi biennalleri, edebiyatı kitap fuarlarına, efendim sinemayı festivallere yani tırnak içinde kıymetli sinemayı, sanatın esasen sinemanın kamu hayatından uzaklaşması. E şimdi bütün bu festivaller böyle münferiden bu tür şeylere bayılıyor diye ben bayılmak zorunda değilim. Ben demiyorum ki yani işte o olsun. O zaman Sinema Paradiso ödül almamalı. Şimdi bugünden baktığımızda baba Art House bir tane çocuk taşrasına gider. Taşrasında oraya buraya bakar tekrar geri. Temalar, çerçeve biçimleri bilmem neler aşağı yukarı birbirini tekrar eden bir durum var orada. O zaman Amarcord iyi bir film değil. Ya da Tarkovski filmleri var. Tarkovski filmleri biraz daha akraba yani. Pasolini var. Yeni dönem. Pasolini var. Yok. Jean-Luc Godard yok. Evet. Burada bir güdükleşme, daralma var ya. Feveran ediyorum buna. Bu önemli bir şey. Bu konuda dünya çapında işler çıktı Türkiye'de. Yani Nuri Bilge'dir, bizim Zeki'dir, şudur. Ama herkes Nuri Bilge olmaya kalkarsa bir tür çakmalıklar silsilesi oluyor. Haline gelir. Dolayısıyla bir özgünlük, bir güdüklük bir şey değil ki bu. Atla deve değil. Ne? Bir de kendim yazdım, kendim çekeceğim, kendim oynayacağım, kendim montajlayacağım. O zaman hiçbir zaman biz bir Yaşar Kemal romanını yapamayacak mıyız? Ya da Oğuz Atay romanını, Tanpınar romanını filme aktaramayacak mıyız? Evet. Ya da Güven Kıraç yazmış, Yüksel Aksu çeksin, Erkan Can da oynasın olamayacak mı? Yani evet. Ne autörle her zaman yazan ve çeken anlamına mı geliyor? Mesela Kubrick bir tane senaryosunu yazmamış, autör değil mi? Gibi gibi. Mevzu geniş. Geniş. Mevzu uzun. Mevzu hani internet ortamındaki seyirciyi sıkmayalım, bunaltmayalım ama mesleki anlamda sağlam bir hesaplaşma yapmazsak bu işin sonu iyi değil. Çok da kurudu. Bir sıkıntı var orada. Yani. Var. Bir patinaj var. Dönmüyor çünkü. Bakacağız. Bakacağız. Tamam. Peki ben özel bir şey soracağım. Bakacağız şimdi. Beni çok ilgilendiren bir soru. Saçlı olmak nasıl bir şey? Ya saçlı olmak... Ya ben çünkü çok geride kalan bir duygu benim için. Çok hatırlamıyorum yani. Saçlı halimi hatırlamıyorum yani. Şimdi şöyle... Gerilerde kaldı çok Erkan abi. Şimdi benim saçım ondan daha seyrektir. Ama benim saçım teli... Benim de ince tellidir oğlum. Benimki bobin teli gibi ama. Her biri... Saçmalamaya başladığımız dakikalarda izliyorum saçla ilgili. Evet. Saçla... Seyirciyi sıkmayalım dedik işte abi. Dinleyici. Hayır şöyle. Saçlı olmak şöyle bir şey. Ben saçlarımdan dolayı havalı olduğumu düşünüyorum. Öyle evet. Deniliyor. O gün bugün de bir iki kere gençlikte taramaya kalktım. Daha doğrusu ergenlikten sonra kıvrıştı bu. Bundan önce düzdü. Muhtemelen milyonda bir rastlanan bir cilt hastalığıymış bu. Ergenliğim biraz problemli geçti. Kıvrışı kıvrışı verdi. Abi oraya tara olmuyor. Ortadan ayır olmuyor. Geri tara olmuyor. Oradan oraya tarıyorsun bu sefer. Bir ara Esat Kıratlıoğlu. Esat Kıratlıoğlu vardı ya. Virmanlı saç. En sağdan en sola kadar böyle. Sonra bırakıverdim ya. 84'ten beri de taramadım. Bunun karizmatik olduğu söyleniyor. Bu havalı deniliyor. Bu işte sana çok yakışıyor deniliyor. Evet, senin de hoşuna gidiyor. Tabii. Ben gururum okşanıyor tabii ben yani. Ben gururum okşanıyor. Evet, neyse bu konuya bir yeterlik verelim. Benim sinirim bozulmaya başladı. Evet ya yani buna yeterlik vermezsek
Ben kaydı keseceğim, çıkacağım. Siz baş başa konuşun. İki saçlı insan olarak. Yok ya, programa ya, devam edin. Sen oradan bak. Ben de saçı, size imrenerek bakayım uzaktan. Saçı kel olan da testosteron yüksektir. Evet, yani işte maden olan yerde ot bitmez denir falan. Yani, evet, bunlar züğürt tesellisi. Ben de bunlara tutunuyorum. Zaten elimde bir tek bunlara tutunmak kaldı. Hayır, oradan da benimkine bakıyor. Kesesi gelmiş gibi. Gibi. Ya taramak istediği içinden öyle bir şey geçti. Benim ya, de bununki eski model. Şimdi bu bıraksa böyle Herodot gibi, ne bileyim bir... Tabii sen de böyle Boros gibi olsun Erkan abi. Eskiden daha çok kıvırcıktı. Şimdi yavaş yavaş dalgalıya döndü. Ya sen mesela hiç bırakmıyorsun. Bir bıraksan da seni Boros gibi görebilecek miyiz acaba? Bir rol gelirse bırakırız. Hayır, aşamada bıyık ve saçı kısa tutarak salıp da bir böyle bıyıkla... Ya illa bu 80'lerdeki estetikle kaldım. Oğlum ben aktör adamım. Role göre abicim, biz vaziyet alıyoruz. Abicim ben sana rol için değil mi? Bu rol için mi bu şu anda? Bu şu rol anda için. Rol için. Yazınki halin de buydu. Yazınki halimde bir film çekmiştim. Orada ondan sakal önceki... bıraktım. Bir bıraktım. Bırakış o bırakış. İki tane daha öyle film çek. İki tane yani sakalı çektim. Bunun bıyıkla şeyi biraz piyanist şantör estetiği 80'lerin. Niye böyle yapıyorsun Erkan abi ya? Abi sakal bırakıyor anında kesiyor. Normalde ben onun yerine olsam madem 80'ler... Arkayı uzat. Biraz da önden arkayı uzat buraları aldır. Gençliğimde çok uzattım. Bu kulakları böyle kestik. Arka uzundu. Ona ben fön çektiriyordum oğlum. Bir de mobilete binince rüzgardan böyle bir iniyordum. Duruyordu saçlar. Beatles gibi mi? Böyle duruyordu. Beatles gibi mi oluyordu? Beatles'ler gibi saç uzatmışım dedi babam. Acı konuşalım. Çalışmak istediğin yerli yabancı oyuncular kimler? Tabii ki sen. Erkan teşekkür ederiz. İki aydır anamı belli değil. Belli yani başladığımız yere geri dönüyoruz. Senaryo veriyorum, okumuyorsunuz. Ya okuyacağız, sıraya gidelim. Şimdi Cem'e falan ayıp olur ama iftarlık gazozu buna teklif ettim. Üç kere de söyleme sayıp Ülkeliler Birliği'nde para olduğu zaman da bugünün parasıyla yemek ısmarladım. Minimum 1,5 milyon. Yani 1,500 lira. Bütün lüferi yuttu. Bütün rakıyı yuvarladı. Evet. Mezeleri çatalladı, bakacağız. Bakacağız diye gazladı gitti. Baba olmadı. Okudun mu senaryoyu? Okuyorum. İşte çok iyi gidiyor falan. İşte neresindesin falan. İşte bir şehirlerindeyim. Hiç somut bir şey konuşmuyor. Orada. Buluşalım mı, rolü konuşalım mı? Çok iyi olur. Ben de zaten onu düşünüyordum. Şudur tekrar Kuzguncuk'ta Kerim'in orada. Bak Erkancığım bu sefer halka palamak. Erkancığım bu sana yakışıyor mu şu an? Vallahi billahi. Vallahi. Sen, bir gün sen de bunun diline düşersen. Ya düştük zaten. Beraber düştük, birbirimize sarılalım. Yüksel Aksu'nun diline düşeceğine Selimiye kuşlatının kuburuna düş daha iyi. Yandın. Vallahi billahi öğünü bedavaya getirdi. Vallahi getirdi diyorsun ha. Bak 8 silindirli arabaya har 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 har. O arada bir tane de bana Amerikan kakaladı. Hem de yapar. Ne? Suburban. Hangi araba? Ben araba ya, Amerikan arabalarını o bilir. Siyah ya. Siyah jip. Merdivenle çıkıyorsun arabaya. Tabii. Merdivenle iniyorsun. Ben şakrakla benim Apache'yi değiştim araba. Dolduruyorsun bir depo. Kuzguncuk'tan Üsküdar'a vardın duruyor tekrar gitti. Falan. Niye böyle yapıyorsun? Arada neyse gırgır bir yana. Sen arkadaşları sevmiyor musun? Niye böyle yapıyorsun? Gırgır bir yana. Hakikaten sizle film çekmek çok isterim ya. Vallahi yapacağız ya. Ben gemide de biliyorsun asistandım. Evet. Azize de bir asistandım. Evet. Galil'de bir Azize. Evet evet beraberdik o zamanlar. O zamanlar bir dayanışma, bir kolektif, bir vardı, koşuşturma bir şey vardı. Şimdi zor. Yapıyoruz. Kafanı yorma. Yapacağız. Yapacağız. Bak bakacağız demedi. Yapıyoruz dedi. Tamam. Yapıyoruz zaten. Yani olayın içindeyiz. Olaya konsantre olduk. Ama burada yaptığımız... Zaten buradasın. Biz de dükkandasın oğlum işte. Abi. Dükkan burası. Tezgahta işlerimiz var. Onlar bir yandan onu regolaya oturtacağız. Hemen yanına koyacağız bu işimizi. Bir hafta içinde sana okuyup sana haber veriyorum. İrtibatta kalalım, durağa yönelik çalışalım. İkinci sözü. Restoranda buluşalım mı? Hayır. Yok. Lüfer bir tekrar senin 1,500-2,000 lira şey yapmayalım. Hayır, ha? Yapmayalım. Yok, yazhanede burada buluşacağız. Şu anda 2,5'tan aşağı kalkamayız. 2,5'tan aşağı kesin kalkamayız. Acı konuşalım. İzleyici sorularıyla, dinleyici sorularıyla sonlarına geldik. Demiş ki bir izleyici, izlediğiniz en etkileyici film hangisi? Etkilendiğim çok film var ama ha dediğin zaman Fernando Solanas, Sur. Ha dediğin zaman Amarcord. Ha dediğin zaman Bisiklet Hırsızları. Yılmaz Güney'in Seyit Han. Sürü Resmi Bilgi. Yola da zaten taparım. Sinema Paradiso. Ne bileyim Bir Zamanlar Amerika. Taxi Driver. Taxi Driver. Tarkovski Ayna. Kieslowski'nin Üçlemesi falan.
bir de Emir Kusturica falan var ama Latin sinemasında özellikle o üçüncü yol sinema dedikleri, Fernando Solanas'ların 70'lerde tartışmaya başladıkları üçüncü yol diye adlandırdıkları filmler silsilesi var. Onlara bayılırım. O da tam olarak şu aslında. Ya işte Fransa, o bu sanat filmleri adı altında burjuva bilmem neleri, sıkıntıları. Bir de Hollywood'un pespaye macera filmlerinin dışında bir üçüncü yol vardır deyip kuvvetli bir Latin Amerikan sineması, Latin Amerika sineması inşa etmişler. Onun örnekleri bir sürü ama onlardan Solanas'a bayılırım. Ve Inarritu'nun da şimdi son yaptığı işler var. Inarritu'ya bayağı bayılıyorum. Yani o Amoros Peros'lar. Ya Amoros Peros dediğin çok tabii, çok iyi bir film. Çok iyi bir ama film. Babil de çok iyi bir film. Ama Babil bence nasıl 20. yüzyılın başında Yurttaş Kane şudur, Griffith'in Bir Milletin Doğuşu şudur, Potemkin zırhlısı budur deniliyorsa muhtemelen gelecekte 21. yüzyılın sineması Babil'dir denilecektir yani. Revenant belki. Revenant'ta çok sağlam teknik, çok sağlam bir atmosfer falan var ama Babil'deki felsefe çok güçlü. Siyasa çok güçlü. Yani mesela ona hayranım ama komik bir şey söyleyeyim. Biz Amerika'da Dondurma Baymak'la onunla aynı kulvarda yarışmadaydık. Anadolu Pickup'la hani Volvo tırla yarışma gibi bir şey. Hicap duymadım, ezdirmedim de kendimi. Olduğu kadar abi demeye getirdim. Bu. Bu. Tabii doğru. Acı konuşalım. Bir soru var, ilginç bir soru. Bakalım nasıl cevap vereceğiz bu soruya. Turşu sirkeyle mi olur, limonla mı? Şimdi. Buyurun. Bilir kişi. Bunun üzerine film var ya. Oğlum var da. Münir abiyle Adil abla. Güzel, çok var güzel. Var ya film. Kavga ederler birbirleriyle. Turşuyla da olur. Yani limonla da olur, sirkeyle de olur. Tuzla da olur. Değil mi tabii. Baba? Şöyle izah edeyim. Mevzu şu. 6 tane çocuk buralarına gelmiş. Mevzu turşunun sirkesi. Yani bir vesileye bakıyor. Bir vesileye bakıyor. Oradan bir koptu onlar. Bir ayrılık, bir gayrılık. Tekrar libidoyu revize ettiler, eştahlandılar, geri geldiler, düğünle bitirdiler. Olay o. Turşu nedir ki yani? Bahane diyorsun. Mevzu turşu değil orada. Bir, iki sevgilinin bir evleri ayıralım da birbirimizi bir dinleyelim. Bir özleyelim. Cilveye şey tekrar geri dönelim gibi bir şey o. Turşu nedir ya turşu? Abi, çarşıda satılır turşu yani. Sinemanın gücü o. Turşudan yürüyor oraya. Yani ilişkimiz aşındı. Yıllardır aynı şeyleri düşünüyoruz. Çocukları büyüttük. İşte cinsel hayatımız ayaklar altında. Ayaklar altında. Birbirimizi artık heyecanlanmıyoruz. Uzunca bir süredir de birbirimizi didiklemekten anımız bellendi. Bir bakalım mevzuya. Ha, sirke midir, limon mudur? Allah senin belanı, senin Allah bin türlü belanı. Birbirimize girelim de yürüyelim. Bir heyecan olsun. Evet. Bir hareket olsun. Evet, o bir yılda eştahı tekrar topladılar. Libido tekrar tamir edildi. Belki de Münir Özkul'la Adil abla gerdiğe girdi o gece. Diyorsun. Bence girdiler. Peki bunu merak edelim. Hep birlikte merak etmeye devam edelim. Turşu soran arkadaşa o şekilde anlatmak lazım. Yoksa biz gastronomi programı mı yapıyoruz canım? Allah Allah. O ne demek? Neyse, turşuyu sonra anlatırız. Turşuyu sonra anlatırız. Hani bu programımız böyle hep gülüyoruz, eğleniyoruz falan filan ama Yüksel'i iyi ki davet etmişiz, iyi ki burada. Bu program biraz çok sinema ve güzel oldu bence. Evet. Bunun seyircisi, bunu herkes dinleyicisi, dinler. Evet. Herkes seyreder bunu bence. Ağzına sağlık kardeşim. Eyvallah benim. Babacığım. O zaman zirvede bırakalım. Madem öyle. Öl de ölelim, al da kalalım. Öl de ölelim. Ya bırak bu işleri. Kal da kalalım. Kesin. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık konuşalım.